Bu film boyunca gördüklerimiz dünyamızın amaçsız, başıboş, tesadüfi bir madde yanı olmadığı, aksine canlılığı gözeten bir amaca göre hassas bir biçimde tasarlandığı gerçeğini tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. Bu filmde güneşin bize ulaştırdığı ışığın, içtiğimiz ya da bedenimize oluşturan suyun veya her saniye ciğerlerimize çektiğimiz havanın bizim yaşamamız için olağanüstü derecede uygun olduklarına şahit olduk. Kısacası, dünya hakkında yaptığımız her türlü inceleme, bizlere bu dünyada canlı yaşamını gözeten mükemmel bir tasarım olduğunu göstermektedir. Bu tasarımın ne anlama geldiği ise açıktır. Elbette ki yeryüzünün her detayında görülen bu tasarım, aynı zamanda yeryüzünün her detayına hakim olan sonsuz bir güç ve akıl sahibi bir yaratıcının varlığının ispatıdır. Dünyadaki hangi fiziksel kural, hangi değişken incelense, bunların şans eseri olamayacağı, hepsinin muhteşem bir tasarımın ürünü olduğu görülmektedir. Modern bilimin ortaya koyduğu bir başka önemli gerçekse, dünyada sayısız örneğine şahit olduğumuz hassas dengelerin aslında tüm evrene hakim olmasıdır. Evren hakkında son 20 yıldır yapılan tüm araştırmalar, evrenin muhteşem bir tasarım ürünü olduğunu, bu tasarımınsa özel olarak dünyadaki canlılığı desteklediğini göstermektedir. İngiliz fizikçi John Polkinghorne bu gerçeği şöyle özetler. Doğa kanunlarının gördüğümüz evreni yaratmak için nedenli olağanüstü bir şekilde ayarlandığını fark ettiğinizde, evrenin öylesine oluşmadığını, arkasında bir amacın olduğunu görüyorsunuz. Elbette evrenin ve evrende çok küçük bir yer kaplayan dünyamızın bir amaca göre tasarlanmış olması, Allah'ın onu yaratıp düzenlemiş olması anlamına gelmektedir. Dünyadaki tüm hassas dengeler, Allah'ın üstün yaratma sanatının apaçık delilleridir. Modern bilimin ulaştığı bu sonuç, Kur'an'da bundan 14 yüzyıl önce haber verilmiş olan bir gerçeğin teyidinden başka bir şey değildir. O gerçek, Kur'an'da şöyle ifade edilmektedir. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir.